yürüyüşler esnasında bizde çiçek toplama diye bir tabir vardır ama bu sürekli öyle. Yazın, kışın, karda bile. Ayıyla karşılaştığınızda ne yapılacağını anlatayım. Çünkü artık öyle taklidi işe yaramıyor arkadaşlar. Günaydın. Biz her pazar doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz, pazar doğuda gibi. Toplama saatimiz gideceğimiz parkura göre değişiyor. Eğer yakın mesafe ise 7-7.30 civarı toplanıyoruz. Bugün de yine 7'de toplandık. Parkurumuz Kütahya'nın güzel dağları olan Türkmen Dağları. Oraya gideceğiz. Ortalama bugün ekibimiz daha yeni. Onun için 15 kilometre civarı düşünüyoruz. Türkmen Dağı'nın en son köyü olan Güldüdere Köyü'nde molamızı vereceğiz. Aracımızı durduracağız ve oradan yürümeye başlayacağız. Yine o bölgedeki Gölcük mevkiinde ve dağ evinde de bir saatlik bir öğle arası vermeyi düşünüyoruz. Ve havanın açık olmasını umut ediyoruz. Güzel bir gün olacak bugün içinde. Ekip oldukça yeni. Onun için de daha kısa, yavaş bir parkurumuz olacak. Ve birbirimizi tanımıyoruz. Kalabalık bir grup birbirini tanımıyor. Onun için tanışalım istiyorum ben. Zeki Hanım'la üçüncü katılışım. Bir 3 sene önce biz Murat Dağı'na zirve yapmıştık. O zaman liderliğini falan çok beğendim. Güvenilir, ekibini toplayan, maşallah herkesle diyaloğu güzel olan bir arkadaşımız. Yürüyüşe ikinci katılışım. Reyhan Hanım'ın fazlalığı var benden. Ben daha eksiğim. Seviyorum doğada yürümeyi. Doğma büyüme Kütahyalıyım. Daha önce geçtiğimiz yıl 3-4 kere parkurlara katıldım. Feryal Yılmaz, adliyede çalışıyorum. Zeki Hocam'la tanıştıktan sonra, 2016'da tanıştıktan sonra yürüyüşlere başladım. Ekibi de çok seviyorum. Güzel bir pazar geçiriyoruz. Haftaya güzel başlıyoruz. Benim için en önemlisi bu. Yürümek, doğayla, ormanla iç içe olmak, temiz havayı teneffüs etmek, bunlar çok güzel. Doğayı seviyoruz. Gıda sektöründe çalışıyorum şu an. İnşallah mahcup olmayız, mahcup etmeyiz kimseyi. İlk defa planlı bir daha doğa yürüyüşüne katılıyorum. Daha önce defalarca oldu ama planlı bir organizasyon ilk defa oldu. Çocukluğumuzdan beri şehirde büyüdük. Dağ bayır falan hevesim yoktu açıkçası, şu anda yoktu. Babam vesilesiyle geldi. Bir enerji, bir şey var, merakım da var. 10-15 seferdir katılıyorum. Yürüyüşler gayet güzel oluyor. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldin diyorum. Dünya daha büyük. Güzel vatanımızı daha çok seviyorum öyleyse. Ve sağlıklı kalıyorum. Pardon, Kütahya'da gittik. Doğada arama. Bütün etkinliklere katılıyorum. Herkese davet ediyorum. Thank you.
liderliğini ben yapacağım. Biliyorsunuz yürüyüşümüz esnasında liderin temposuna uyuluyor, onun önüne geçilmiyor. Grup artçılığını ise Saadettin yapacak. Artçının da arkasına kalınmıyor. Eğer olur da ihtiyacınız falan olup bir yere mola vereceğiniz, gideceğiniz zaman mutlaka haber veriyorsunuz. Çünkü parkurumuzun çoğunluğu yine orman içerisinden olacak. Bu da kaybolma gibi bir sıkıntı yapmasın bizde. Yürüyüş esnasındaki hiçbirinizde görmedim şimdiye kadar. Sigara içme vesaire yok. Uzun molalarımızda onu söylüyoruz zaten. O tarz dinlenmelerde aslında bunlara çok karşıyız ama mümkün olduğunca birbirimize rahatsızlık vermeyecek şekilde, özellikle ormanın içerisinde tek sırada olacak şekilde yürüyüşümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar bakın burada kaya kalıntıları var. Muhtemelen bu yol daha eskilerden de kullanılıyormuş ve sertleşmiş ki kalmış. Ara ara bazı köylerimizde eski kullanılan yollarda bir tür kalıntılar görebiliyoruz. Artık tamamen toprak ya da şey sertleştiği için kayaya dönüyor. Muhtemelen buradan daha önce de yörükler ya da bu civardan geçilen kullanılan bir yol vardı. Bakın aynı şekilde de belli. Gördünüz mü? Alıç olmadı hocam. Olmadı. Soğuk yemiş ama. Soğuk yiyince daha güzel oluyor. Yumuşak olanlarını bulmak gerekiyor. Yok. Mantardan anlıyor. Orman atıyor. Ben mantar bilmiyorum. Anlayan kimse yok. Alabilirsin hocam. Bakın buradalar. Biraz enerji alalım. Aha. Soba enerjisi. Bu yıl çok alıçlar olmadı ama. Bak yukarıda siz da var. Siz de tattınız mı? Alacağız. Tatsanız görebilirsiniz. Ben tatmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Burada çok var. Kameramanımıza vermek istiyorum ben ya. Bizi çekeceğim diye. Standart. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi iyi besleyelim. Kaşları kırıyorsunuz. Alın çağır burada birkaç tane. Lezzetliymiş ama ya. Güzelmiş. Şey. Evet. Kuş burnuna gelin. Kuş burnu da burada. Çok ha iyi. Ali hocam ne yiyorsun? Ne? Gel sen gel. Yamacına git sen. Şu an
İlk uzun molamızı verdik, 10 dakikalık molamızı. Biraz eğim çıktıktan sonra bu molalar eğim ve yol durumuna göre ayarlanıyor. Ortalama 1 saat sonra falan genelde veririz. Şu an Güldüdere köyünden çıktıktan sonra 1 saat geçti. 3-3,5 kilometreye yakın bir alan yürüdük. Eskişehir bölgesinde ormanlık bir alanda, güzel bir yerde mola verdik şu aşamada. Doğa yürüyüşlerinde tabii aslında temiz hava alıyoruz, sağlıklı yaşam diyoruz ama sigara kullananlarımız da var maalesef ki. Umut ediyoruz ki öncelikle bu kötü alışkanlığımızdan vazgeçeriz. Ama yine de içen tüm arkadaşlarımız doğada şu gördüğünüz gibi zarar vermemek için doğamıza bu kül tablalarını kullanıyoruz. En azından sigara izmaritlerimizi bunun içerisine atıyoruz ve çevreyi koruyoruz. Arkadaşlar biraz eğlenelim, özellikle yeni gelen arkadaşlarımız için. Yürüyüşler esnasında bizde çiçek toplama diye bir tabir vardır ama bu sürekli öyle. Yazın, kışın, karda bile arkadaşlarımız işte ben çiçek toplamaya gidiyorum ya da çiçeğe gidiyorum diye. Geçen yürüyüşlerimizde arkadaşlarımızdan iki tanesi çiçek için kalıyor. Biri diğerine soruyor, ne çiçeği, hani çiçek yok ki bu mevsimde diye. Kış günü ne çiçeği yok, nereden çıktı? Lavabo ihtiyacı için, tuvalet ihtiyacı için arkadaşlar uzaklaşırken çiçek toplamaya gidiyorum beni. Arkadaşlardan destek çıkıyor. Yürüyüşlerde falan böyle hiç hayvan saldırısı veya bir tecrübeniz oldu mu? Yani ne bileyim, bir tehlike, kırık, sakatlık bir şey. Hayırdır. Hayırdır mesela. Yabani hayvanlarla ilgili. Hayvan saldırısıyla karşılaşmadık ama gördük. Hayvanlar 3 durumda saldırıyorlar. Ya yavruları varsa, ya gerçekten açlarsa, ya da kendilerini tehlikede hissettiklerinde. Zaten kalabalık gruplara çok yaklaşmıyorlar. Daha sonra da ayıyla karşılaştığınızda ne yapılacağını anlatayım. Çünkü artık öyle taklit işe yaramıyor arkadaşlar. Onlar da artık hayvanlar da aynen. Zeki hocam, bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii ki. Çiçek toplama nedir? Onu biraz önce anlattık, sen o dersi dinlemişsin. Yangın gözetleme kulesine çıkacağız. Harika bir ormandan Ali yürüyoruz. Ali sen de her zamanki tutsun. Ama ben sohbet ederken biraz tempoyu uzun i̇şte tuttum galiba. İşte esas çekmeniz... Kendimiz arama kurtarma kökenliyim ben. PADOK'un kurucuları da arama kurtarma kökenli. PADOK bizim kulübümüzün kısaltma ismi. Normalde Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü. Biz kurucular olarak hepimiz ilk önce bu Sağlık Bakanlığı'nın UMKE'cileriydik. Yani afetlerde gönüllü olarak çalışan sağlık personelleriydik. Daha sonra bunu sadece bir kuruma veya bir şeye bağlı olmasını istemedik. Sivile bu arama kurtarmayı yaymamız gerektiğini düşündük.
çok mükemmel bir ekip olsanız bile ekibin özellikle psikolojisini çok sağlam tutmanız gerekiyor. Birlikte tutmanız gerekiyor. Bunu neyle sağlayabiliriz dedik. İlk aklımıza gelen şey doğa sporları oldu. Zaten hepimiz spor yapmayı seven arkadaşlarız. Kimi bisiklet olsun, kimi yürüyüş olsun, kimisi yüzme olsun. Herkes sporla uğraşan insanlar zaten. Her üyemizin spor yapması gerekmediği gibi her spor yapanımızın da üye olması gerekmiyor. İnsanlara nasıl ulaşıyoruz? Biz genelde kendimizi kapalı tuttuk. Çok fazla açmadık. Benim için ilk önemli olan şey güvenlik. Sayı ne kadar fazla olur ve yetişmiş elemanımız da az olursa bu da özellikle dağ kazaları şeklinde riski çok arttıracaktı. Onun için çok fazla duyurmadık. Buraya gelen insanlar birbirinden öğrenip araştırıp gelen insanlar. Ama son zamanlarda ciddi oranda yetişmiş personelimiz oluştu. Eğitimlerini tamamlayan insanlar, yıllardır aramızda bulunan tecrübeli insanlarla en az 30'dan fazla bir yetişmiş personelimiz bulunmakta şu an. Onun için de artık gelen insanları kabul ediyoruz. Hani ben yapamam diye bir şey yok. Biz ilk defa katılan ve en yavaş, en sıkıntılı olabilecek kişiye göre tempomuzu ayarladığımız ve keyif almayı istediğimiz için hani yapamam, yarıda kalırım, ekibi yavaşlatırım gibi bir şey bizde söz konusu değil. Denemek isteyen herkesi bekliyoruz. Ben ilimiz insanlarına ve Türkiye insanlarına özellikle şunu söylemek istiyorum. İlimiz çok güzel. Domaniş Dağları, Domaniş Yaylaları, Osmanlı'nın kurulduğu yerler, Emet, Erigöz Dağları, Simav, Ak Dağları, Dumlupınar Şehitlikleri, Türkmen Dağları, Arap Dede Dağları, Yellice Dağları. Buralarda Zeki Hanım'ın çizmiş olduğu parkurlar var. Buralara gidiyoruz. Bu çeşmeler çok güzel. Doğal, kendiliğinden yetişmiş yüzlerce yıllık çamlar çok güzel. İnsanlarımızı kahve köşelerinden çıkarmamız lazım. Sokaklarda gezmelerinden, sevgi yolunda gezmelerinden mutlu oluyorum ama dağlar daha güzel, deniz hava daha güzel. Sağlık kaynağı doğa, yürüyüş. Hiçbir sakatlığınız kalmaz, hiç hastalığınız kalmaz. Sağ olsun akrabalarımdan bir tanesi beni padokla tanıştırdı ve o günden sonra yürüyüşlere başladım. İlk yürüyüşüm Dumaniç'ti ama hayal kırıklığına uğradım. Ağaçlar kel, yerler kar. Ama ondan sonra yürüyüşler daha güzeldi. Dumaniç 29 Ekim'de gittiğimde çok sevmiştim. Renk cümbüşüyle karşı karşıya kaldık. Buraya gelir gelmez iş yerindeki arkadaşımla böyle bir imkan olduğunu, yürüyüşler yapıldığını öğrendim ve hemen dahil oldum. Dediğim gibi bu ikinci gezim. Umarım fırsat buldukça hem işten hem de diğer özel durumlardan bu gezilere katılırım. Elimden geldiğince de katılmaya çalışacağım. Oldukça güzel. En azından doğayı geziyorsunuz, çeşitli şeyler öğreniyorsunuz bitki yönünden veyahut da coğrafik olarak. Ben de coğrafyaya karşı da özel bir merakım var. Doğaya karşı da özel bir merakım var.
Zeki hocamın liderliğinde yaptığım yürüyüşle. Sağ olsun. Nurhan'la birlikte çiçek toplamak istedik. Olsana haber verdik. Aklımız oydu. Arkadaş bizi görmemiş, duymamış, dinlememiş. Yanından geçiyoruz abi gibi de söyledik. İki dakika sonra ışıkları gördük. Etrafımıza bakıyordu ama kimse yok. Çok arkasında hiçbir yer gözükmüyor. Anında aklımıza telefon geldi. Allah'tan çekiyor. Zeki'ye telefon açtı. Biz sizi göremiyoruz. Neredesiniz? Biz kaybolduk diye aradılar. Şimdi beni pencereme geçti. Evet. Ondan sonra şimdi doğada yön tarifi çok güzel bir. Sağında ne var ağaç, solunda ne var ağaç, önünde ne var ağaç, arkanda ne var ağaç. Böyle bir durumda. Dedim kıpırdamayın. Geliyorum. Bir yere ayrıldınız mı? Ayrılmadık. Geri gittik. Ayrıldınız mı? Geliyorum. Arkadaşlara dedim ki oturun. Diğerleri siz dedim oturun kıpırdamayın. Onlar da kaybolacak yoksa. Yoksa. Neyse. Daha sonra döndüm ben geri. O ara artçıya diyorum ki Nurhan'la Feriha kaybolmuş diyorum. Hayır mümkün değil. Hangi parça da o diyor önde. Kim diyor diyor. Aradılar kaybolmuşlar diyorum. Ondan sonra sen vardın Haluk Koca vardın. Biz arkadan Haluk Koca ile zaten. Suçumuz birlikteydiniz. Neyse döndüm gittim. Allah'tan aynı güzergahı çıkarttık. Bekliyorlar. Arkadaşları getirdik. Tabii o ara onlar kaybolmuş hadi cezalı. Ben onları aramaya gidiyorum. Zaten çift yürümüşüm. Benim o bıraktığım ekip sen. Mercimek köftesini aç. Mürleyen mercimek köftesini aç beklerken orada. Hepsini ye. Yeri bir tane bile bırakma. Hepsini yedik. Ben bu dağcılığa ve doğaya ilgim şehir hayatından çok haz etmem. Yani hafta sonları mümkün mertebede arkadaşlarımızla böyle gidebildiğimiz yakın yerler olsun, uzak yerler olsun değerlendiriyoruz. Padok bu anlamda çok teşvik edici. Aynı zamanda Kütahya'nın coğrafyası da buna çok müsait. Çevre ilçeleri olsun, Kütahya'nın kendi merkezinde bile yani iki adımlık yerde Çamlıca'ya gidebilirsiniz. Eğer doğayla ilgili yürüyüş yapacaksanız, spor yapacaksanız. Burası Doğa Koruma Birliği Parkları ait Gürlücek Köyü yaylasındayız. Karaçam ormanlarıyla bezeli. Doğaya gezmeyi çok seviyorum. Tüm Türkiye'yi gezdim. Dünyada 30'dan fazla ülke gezdim. Hafta sonları da Padok'la Kütahya'nın dağlarını, ovalarını, yaylalarını geziyoruz. Bazen Türkmen Dağı'na, bazen Murat Dağı'na çıkıyoruz. Tüm Kütahyalıları bu güzelliklere davet ediyorum. Padok olarak biz bayanları aslında bekliyoruz. Parkurlarımız çok zor değil. Zaten hocamız katılımcıların tecrübesine ya da donanımına göre güzergahları belirliyor. Gönül rahatlığıyla katılabilirler. Güzel bir gün geçirebilmek için, daha sosyalleşebilmek için, yeni arkadaşlıklar özellikle kurabilmek için ve belki de hayata daha güzel bakabilmek için biz bütün bayanları sizinle birlikte yürüyüşe bekliyoruz.
Artık çok az bir zamanımız kaldı. Şimdi arkadaşların haberi yok ama köyde muhtemelen bir çay bizi bekliyor olabilir. Birisi çay yapacaktı bizim için. Ondan sonra yürüyüş az geldi. Geri dönelim diyen gençlerimiz var. Ha, tekrar başlangıç noktamıza döndük. Faaliyetimizi bitirdik. Türkmen Dağları'nda yürüyüş yaptık. Toplamda 15 kilometreyle yürüyüşümüzü bitirdik. Bu 15 kilometrenin 6 saat, 6,5 saat yürüyüşümüz sürdü. Bu 6,5 saatin 1,5 saati kadar dinlenme olarak geçmiştir. Biraz daha fazlası. Onun haricinde 4 saat rahatlıkla yürümüşüzdür. Güzel bir yürüyüş oldu. Kazasız belasız bitirdik. En güzel kısmı da o. Her pazar düzenli olarak biz yürüyüşlere devam edeceğiz. Padok olarak. Grubumuzun ayrıca isteyenler için WhatsApp üzerinden grubu var. Sürekli yürüyüşlerimize gelenler oradan irtibat kurup birbiriyle de iletişim, bizlerle de iletişim kurabiliyorlar. Yine Instagram'da da sayfamız var. Padok GSK olarak. Oradan da rahatlıkla ulaşıp mesaj atıp bize ulaşabilirler. Her faaliyetimize faaliyet sorumlusunu ve faaliyette neler gerekiyor bunun duyurusunu yapıyoruz. Padok'ta, Padok'ta, Padok'tan doğaya, Padok'tan doğaya, doğaya. Hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte. Bekliyoruz. Yaşasın Padok. Bekliyoruz kameraman arkadaşlar.